Kampanya'nın ortaya attığı bir vizyon. Kısaca tanımlamak gerekirse toplum için bilim ve teknoloji diyebiliriz. Japonya'nın teknolojideki son gelişmelerden yararlanarak kendi sosyoekonomik sorunlarına çözüm aradığı bir yaklaşımı ifade ediyor. Japonya toplumunun yaşlanan nüfusla birlikte karşılaştığı sorunlara teknolojiden yararlanarak nasıl çözüm geliştirdiğini görüyoruz bu vizyonda. Ancak bu noktadan başlayarak yürüttükleri çalışmalar ilerledi ve tamamen işte sanayi, üniversite işbirliği, hükümetin özel sektörle işbirliği yaptığı toplum çapına yayılan ulusal bir çabaya dönüştü. Bu anlamda biricik bir örnek olarak görüyoruz Japonya'yı. Toplum için teknolojinin kullanımında çok çeşitli alanlar mümkün. Ancak günümüzde bizim için en önem arz eden husus sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi. Birleşmiş Milletler'in lanse ettiği ve hepimizin birlikte insanlık olarak gerçekleştirmeye çalıştığımız sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından toplum 5.0 yaklaşımı çok önemli fırsatları barındırıyor. Mesela dünya çapında nüfusun çokça arttığını, buna bağlı olarak gıda ve enerji talebinin de arttığını görüyoruz. Bir taraftan gıda üretimimizi arttırmak gerekirken, diğer taraftan aşırı hava koşulları, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle gıda üretimini arttırma imkanlarımızın kısıtlandığını görüyoruz. Yani burada bir çelişki var. Bir taraftan nüfus artıyor, gıda talebi artıyor ama diğer taraftan küresel ısınma nedeniyle bu konudaki artış kapasitemiz sınırlanmış durumda. İşte burada mesela teknoloji yardımımıza koşuyor. Dikey tarım olsun, işte laboratuvarda protein kaynaklarından geliştirilen et ürünleri olsun. Çok çeşitli mecralarda teknoloji bize tarımsal üretimi koşulların el verdiğinin ötesinde ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde hem de bunu iklim değişikliğine daha da fazla tetiklemeden yapmamıza imkan sağlıyor. Bu örnekleri çokça çoğaltmamız mümkün. İşte uzaktan eğitim, dijital sağlık uygulamaları gibi pek çok alanda zaten son dönemde COVID-19 sonrasında bunların hayatımıza daha da çok girdiğini gördük. Bu teknolojiler aslında çeşitli sorunlarla mücadelede elimizi çokça kuvvetlendiriyor eğer iyi değerlendirebilirsek. Japonya bu toplum 5.0 vizyonuyla teknoloji-insan ilişkisinde ki burada teknolojiden kasıt daha çok yapay zekaya sahip robotlar bu ilişkinin geleceğinde insanı kayıran bir dengeyi gözetiyor. Burada neyi kastediyoruz? Eğer teknolojik dönüşümün kontrolünü ele alıp onu bizim istediğimiz bir geleceğe hizmet eder şekilde kullanmazsak onun peşinden sürüklendiğimiz bir gelecekten söz ederiz. Bu da mesela artık yapay zekalı robotların istihdam piyasasına giderek artan oranda girdiğini görüyoruz. Çeşitli algoritmaların işe alımlarda etki yaptığını görüyoruz. Yine algoritma destekli karar verme süreçlerinin hayatımıza çokça girdiğini görüyoruz. Bu anlamda eğer yapay zekanın etiğinden yeterince bahsetmezsek, bunları yeterince düzenlemez isek olumsuz etkileriyle karşılaşabiliriz. İşte bu olumsuzlukları bertaraf etmek açısından farkındalıkla ve belli bir çabayla teknolojinin gelişim sürecini yürütmemiz gerektiğini kısaca söylüyor Toplum 5.0. Yani hem teknolojinin nimetlerinden yararlanmak hem de risklerinden kaçınmak için farkındalıkla koordineli bir çaba gerekiyor. Toplum 5.0'a yöneltilen temel eleştiri birincisi öncelikle bir yanlış anlaşılma veya yanlış algılama olabildiğini görüyoruz. Endüstri 4.0'ın bir devamı şeklinde algılanıyor. İkisinin tamamen farklı olduğunu söylemek mümkün. Endüstri 4.0 daha çok işlerin, iş yapış şekillerimizin dijital dönüşümünü ifade ederken yeni teknolojilerle. Toplum 5.0 bu dijital dönüşümün toplumsal bir uyum ve bu dijital dönüşümün aslında bir araç olarak bizi daha iyi bir geleceğe nasıl taşıyacağıyla ilgileniyor. Eleştiri olarak getirilen şöyle bir husus var. Japonya'da bu vizyon daha çok özel sektörün girişimiyle başlayıp hükümetin koordine ettiği, üniversite sanayi işbirliğinin görüldüğü bir yapıda ilerledi ama bundan doğrudan etkilenen veya bu sürece
internetten faydalanan insanların, bireylerin ve işçilerin yeterince karar alma süreçlerine, bu konuda politika geliştirme süreçlerine katkıda bulunmadığı şeklinde bir eleştiri var. Tabii ki şunu da dikkate almak lazım. Yani toplum 5.0 vizyonu Japonya'nın ortaya attığı ve deneme yanılma yöntemiyle öğrendiği, geliştirmeye çalıştığı bir vizyon. Mutlaka ki uygulamada eksiklikleri olacaktır. Ancak bunlar hep geliştirilmeye açık hususlar. Benim bugün konferansta da özellikle dile getirdiğim husus şu. Yani bu ölçüde koordineli bir çabanın görüldüğü tek örnek Japonya. Bundan örnek alan pek çok ülke kendi koşul ve ihtiyaçlarına özgü çözümleri geliştirmenin peşinde. Biz de aynı şekilde genç, dinamik nüfusa sahip gelişmekte olan bir ülke olarak bu örneği inceleyip kendimize yararlanabileceğimiz olumlu dersleri, örnekleri değerlendirebiliriz. Ben daha çok bu açıdan bakma taraftarıyım Japonya örneğine. Toplum 5.0 Enstitüsü, teknoloji felsefesi alanında da çalışan, yapay zeka teknolojileriyle ilgili çalışan arkadaşlarımızla birlikte İstanbul'da 2017 yılında kurduğumuz bir sivil toplum kuruluşuyla başladı. Akıllı Toplum Derneği'ni kurduk ve 2,5-3 yıl kadar Türkiye'de bu alanda farkındalık oluşturma, yani toplum 5.0 vizyonu nedir, neden önemlidir özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için. Japonya örneği ve tüm dünyada diğer uygulama örnekleri nelerdir gibi analiz yapan bir think tank gibi çalışan bir STK olarak başladı faaliyetlerine. Son 2,5 yıldır da Londra merkezli bir şirket olarak, bir sosyal girişim olarak faaliyetlerine devam ediyor. Biz daha çok Londra kapsamındaki faaliyetlerimizde KOBİ'lere ve daha büyük işletmelere bütünsel dijital dönüşümde ihtiyaçlarını saptamalarına yardımcı olan bir soru setiyle danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Bu soru setindeki sorular üzerinden birlikte çalıştığımız zaman dijital dönüşüme bütünsel bir yaklaşımla nasıl bakabileceklerini, kendi yol haritalarını nasıl çizebileceklerini, bu konuda atmaları gereken adımları net bir şekilde görmeleri mümkün oluyor. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.